Arkadaşlar merhaba, Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde form üzerindeki elemanları yönetmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi formumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Biz bugün iki tane butonu silelim. Onların yerine checkbox'lar ekleyelim iki tane. Bir tane label'ımız olsun. Formumuzun özelliklerine bakalım. Evet, butonumuzu klik olayına gittik. Klik olayında yaptığımız işlemler access all metodunun altındaydı arkadaşlar. Şimdi for each döngümüzdeki işlemlerimizi değiştireceğiz. İlk önce c.enabled yapalım. Bunun değeri false olsun. Bir çalıştırıp görelim. Ne işlem yaptık? Tıklaya bastığımız anda bütün işlemlerimiz kilitleniyor. False, yani hiçbir işlem yapamıyoruz. False bir işlem döndürüyoruz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi if is buton sağ C değişkenimiz buton sağ enable özelliğimiz false olacak. Çalıştıralım arkadaşlar. Tıklaya bastığımız anda butonlarımızı kilitleyecek. Buradaki butonun kilitlememesinin sebebi parent class olmasının sebebidir. Grup baksın. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Boşluk açtık. If C is checkbox'sa aşağıdaki işlemleri yapsın arkadaşlar. İşlemlerimiz checkbox türünde bir tane değişken türetelim. Checkbox cn eşittir new checkbox adında cn.checked özelliğini aktif edeceğiz. True olacak, aktif etmekten kastım. Bu şekilde arkadaşlar kodlarımız. Şimdi bunu çalıştıralım. Şu an bir daha hatayla karşılaştık. Burada düzenleme yapalım. CS checkbox türünde yapalım bunu. Şimdi hatamızı düzelttik. Çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi checkbox özelliklerim yazdığım kodla check özelliği sağlandı. Tıklaya bastığımda şöyle göstereyim. Çalıştırdım. Tıklaya bastığımda check özellikleri gördüğünüz gibi okeyli şekilde çıktı. Şimdi bu kodumu gizliyorum. Yeni bir kod yazacağım. If C is buton ise yapacağım işlemler buton türünde bn adına bir değişken oluşturmak as buton şeklinde yazdık bunu. Daha sonra bir tane void türünde metod oluşturacağım. B click adında olsun. Object türünde parametre gireceğim. Sender olsun. Virgül. Bir tane olay yöneticisi ekledim E adında. Metodumu
Tamamlayacağım. Bir tane mesaj baktı, görüntüleyelim. Daha sonra butona tıkladığımızda bunu çağıracağız. Bu metodu çağıracağız. Butona tıkladınız, yazalım. Şimdi if yapıma geri döndüm. Kısımda bn.click gördüğünüz gibi yazdım. Artı eşit new event handler b alt direk click yazdım arkadaşlar. Bu if yapımın dışında parantezlere dikkat edelim. Bu if yapımının dışında bir tane daha if yapısı oluşturacağım. C.hasChildren. Az önce grup box'taki özelliğim gizlenmiyordu. Bunu buradan düzelteceğim. Hatırlarsanız. Access all metodumu çağırdım. C.control yazarak. Kodlamam bu şekildeydi arkadaşlar. Çalıştıralım. Butona tıkladım. Bir tane butona tıkladığınız adında mesaj görüntüledim. Aynı şekilde diğer butona da tıkladığımda bu mesajı görüntülüyorum. Böyle elemanlar yönetilebiliyor gördüğünüz gibi. Formlar üzerinde siz de bu işlemleri türetebilirsiniz. Dersiniz bu kadardır arkadaşlar. İyi çalışmalar.